TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey vara hoş geldiniz. Efendim bugün yine hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de bize mesaj göndermek ya da yorumlarımızı bizimle paylaşmak, kendi yorumlarınızı paylaşmak isterseniz Instagram sayfamız TGT EU TV'ye bekliyoruz. Evet, ilk bölüm hayata dair haber ve gündemle birlikteyiz. İkinci bölümde de özel bir konuğum olacak. Sürpriz, onu birinci bölümün sonlarına doğru söyleyeceğim. Evet efendim, şimdi tabii ki de partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum. Nasılsınız Ata Çok Beyciğim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım sizler de iyisiniz. Sevgili izleyicilerimiz de iyidirler efendim. Çok iyiyiz, evet. Peki Ata Beyciğim, gündem biraz bugün yoğun. İsterseniz söylemek istediğiniz bir şey yoksa başlayalım. Başlayalım. Ben manşeti çünkü okuyayım, NATO toplantısı var. Evet. NATO ile ilgili biraz birkaç cümle sarf etmek istiyorum efendim. Evet. Veto hakkımız cepte. İki ülkenin NATO üyeliği için önünde en az 8 ay var. Kozlar hala Türkiye'nin elinde. Sözler tutulmazsa blokaj devreye girecek. Evet. 8 aylık süreç var. Sözlerini yerine getirmezlerse veto hakkımız cepte diyor efendim. Şimdi öncelikle bir hakkı teslim edelim. Şimdi gazetelerin birçoğu zafer, 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 birileri de hezimet, hezimet, hezimet. Türkiye Gazetesi de diyor ki ne zafer ne hezimet. Yani bu kadar editoryal masasını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Çok güzel bir manşet atmışlar. Bugün Türk medyasında bir farklı bir şey, bir tavır koymuşlar ortaya. Doğruyu söylemişler, doğruyu yazmışlar ve çok anlaşılır. Karışık kafaları da netleştiriyor. Ya ne kazandık ne kaybettik. Birileri hiçbir şey kazanmadık efendim. Hep kaybettik zaten. Burada bir ay efendim NATO'ya girecek iki ülkede terör veya teröristler var. Bunlar barındırılıyor. Rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Dolayısıyla biz istemiyoruz. Dedik ya. Buraya gittik. Bir metne efendim imza attık. Bu zaman teslim oldu dediler birileri. Birileri de efendim ama oraya terör örgütlerinin isimleri konuldu. Artık NATO müktesebatında FETÖ, PKK, PYD neyse bunlar terör örgütleri. Oraya kaydettik. O zaman efendim bu da zafer. Ama şimdi bir metni almışlar editoryal masası Türkiye Gazetesi. Güzel bir şekilde okumuşlar. Haberi özetini üç kelimede efendim şey yapmışlar. Koymuşlar. Türkiye Gazetesi'nin evet, manşeti yapmışlar. Evet. Ne diyor manşet efendim? Onu tekrar o manşet. Veto hakkımız cepte. Veto hakkımız cepte diyor. Yani 8 aylık üyelik sürecinde sözlerini yerine getirmezlerse eğer. Evet. Yani biz kimseye teslim olmuş değiliz. Orada bir imza atıldı. Efendim vazgeçtik. Efendim artık NATO'da bu terör örgütlerine niye mecra hazırlıyorsunuz? Niye sizin ülkelerinizde cirit atıyor? Ya da özellikle Finlandiya ve İsveç'te neden bu kadar yoğunlukta faaliyetleri var? Efendim bundan sonra bunu kaydı zapt altına aldık. Büyükler öyle diyor. Kaydı zapt altına almak ya da kaydı rapt altına almak. Ne diyor Türkiye? Diyor ki iki ülkeye efendim FETÖ, PKK ve PYD neyse bunlara yönelik efendim bir adım atmazsanız keza bizim istediğimiz iadesini istediğimiz teröristler var. Bunu vermezseniz 8 ay sonra blokajı ortaya koyarız. Biz seni 8 ay adım adım takip edeceğiz. Bakalım sözünde duracak mısınız, imzana sahip çıkacak mısınız, metne bağlı kalacak mısınız? Şimdi Türkiye bunları efendim takip edecek. Eğer olmazsa Türkiye blokaj hakkını kullanacak. 8 ay böyle adım adım takip edecek. İstenecek efendim istenilen teröristlerin şeyi de listesi de hazır zaten. O listede de efendim bu kadar teröristin iadesini istiyor Türkiye. Hemen dibinde bir başka başlık var, haber var. Bu nedenle, bu vesileyle hakikaten çok güzel bir gazetecilik, çok açıklayıcı, kafaları netleştiren bir manşet atmışlar. Yani zafer, 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 hezimet, hezimet, hezimet değil. Süreç devam ediyor. Türkiye'nin hakları var. Ama terör örgütlerinin ismi de o metne konulmuş. Artık NATO müktesebatında FETÖ, PKK ve PYD terör örgütüdür. Türkiye Gazetesi çok açıklayıcı, çok net bir manşet atmış. Onun için ben aynı grupta çalıştığım için gurur duyuyorum ve Türkiye Gazetesi editoryal masasını da tebrik ediyorum. Bu kadar net, bu kadar hoş,
bu kadar açıklayıcı bir manşet bugün Türk medyasında hiçbir gazetede görmedim. Ben biliyorsunuz gazete kurduyum, okurum ama en farklı, en net, en açıklayıcı manşet bugün Türkiye Gazetesi manşetidir. Bunu okuyan her vatandaşımız ha anladım ben olayı falan der. Diğerleri biraz afaki, zafer, yok efendim hezimet. İkisi de değil henüz çünkü süreç devam ediyor. Ne hezimettir ne de ortada bir zafer vardır. Ama zafer varsa o zaferde terör örgütlerinin artık NATO müktesebatında olması, o terör örgütlerinin isimlerinin orada yazılması ama sürecin de devam ettiğini de haber veriyor. Çok açıklayıcı. Bu konuda kafaları karışık olan herkesin kafası bugün eğer Türkiye Gazetesi'ni almış okumuşlarsa netleşmiştir efendim. Onu söyleyeyim sizlere. Evet, o zaman evet. Haberin içinde diğer bahsettiğiniz haberle devam etmek istiyorum. Tabii. İlk samimiyet testi iadeler. Adalet Bakanlığı ilk aşamada İsveç ve Finlandiya'dan 16 FETÖ'cü ve 17 PKK'lı olmak üzere toplam 33 teröristin iadesini isteyecek. Talep Türkiye'ye söz veren iki ülkenin ilk sınavı olacak. Tabii. Mesela İsveç'te 100 bin tane teröristten bahsediliyor. Ya da İşte efendim farklı kurumlar kurmuşlar, medya şu bu falan para topluyorlar ama netice itibariyle PKK terör örgütünün değirmenine su taşıyorlar. 100 binden bahsediyor ya, bir yerlerde de 10 bin diyor. Ben tam olarak bilmiyorum. 100 bin çok büyük bir rakam. Ama binlerce desek anlaşılır. 10 bin rakamı daha mantıklı. Ama bilinen bir şey var, binlerce efendim terör örgütü yandaşı, yanlısı buralarda ne yapıyor? Efendim faaliyet gösteriyor. Eylemdeler. Ve 16 efendim FETÖ'cü 17 tane PKK'lı da istemişiz. Bunlar elebaşları. Oradaki lider kurumundaki efendim yönlendiren isimler. Bunları istemişiz. Bakalım bunları bize iade edecekler mi? Evet. Burada bir samimiyet testinden geçiyoruz. Ama ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaklaşık 1 ay 40 gün bunu ciddi bir şekilde, yani madem ki ben NATO ülkesiyim, ben partnerim, stratejik ortağınızım, siz niye bu terör örgütlerini barındırıyorsunuz, efendim niye destekliyorsunuz? Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. O da şu, mesela Finlandiya ya da İsveç dese ki bize, kardeşim bizi sıkıştırıp durmayın, sizin meclisinizde millet PKK terör örgütünü destekleyen milletvekilleri var. Çıkıyor adam kürsüde açık açık terör örgütünü destekliyor. Böyle bir parti var sizde. Siz bunlara niye bir çare bulmuyorsunuz? Ya da bu terör örgütünün siyasi ayağını destekleyen partiler var. Mesela her evden işte şu partiye oy diyen bir başka parti var. Ya da Türkiye'nin bu ciddi adımlarını ilk defa tabii emir almadan ilk defa dikte eden, bak şimdiye kadar çok net konuşayım ben burada, şimdiye kadar biz efendim acaba NATO ne der, bu muacede, bu çerçevede biz ne yaparız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapar, nasıl bir adım atar, ona alışmıştık. Bir gazeteci olarak ben bunu hatırlıyorum ama ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanıyla, Dışişleri Bakanıyla, Harciyesiyle biz NATO'dan bunu talep ediyoruz, bunu istiyoruz diye bastırdı. Bütün herkes bu işin fevkine ve farkına vardılar. Türkiye'nin NATO için ne kadar nedenli, kıymetli, değerli bir ülke olduğunu da biliyorlar. Oradaki görüşmelerde liderlerin bir araya gelmesinden zaten bu ortaya çıktı. Sayın Tayyip Erdoğan oraya gitmeden önce Amerika Başkanı aradı. Görüşelim dedi. 1 saat 10 dakikada bir araya geldiler, görüştüler. Bize kabalı bilmiyoruz. İsveç ve Finlandiya bu terör örgütleri kabul etti. Evet, bunlar terör örgütüdür. Faaliyetlerini takip edeceğiz, engelleyeceğiz ya da yasaklayacağız dedi ama Türkiye nasıl bir ödün verdi, ondan nasıl bu noktaya geldiler, o anlaşmaları biz bilemiyoruz. Perde arkasında ne var? Niyet okumanın bir anlamı yok. Onu devlet de söylemez. Bazı sırlar vardır, bazı anlaşmalar olmuştur. Belki Dışişleri Bakanları kendi aralarında anlaşmışlardır. Nitekim bu metin ilk elden orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da imzayı koyan Dışişleri Bakanı'nın önüne çıkmadı ki. Bunun üzerine çalışıldı. Hatta en son Cumhurbaşkanı danışmanı İsveç'e gitti, Finlandiya'ya gitti. Onlarla görüştüler,
11 madde, herkes üzerinde konuştu, tartıştı. Böyle önüne uzatılmış, alın burayı imzalayın falan denilmedi ki. Bunlarda kim bilir kimler var. Belki onlarca insan bu metni hazırladı, bunun üzerine çalıştı. İsveç'e gittiler, onlar telefonlarla diplomasi yürütüldü, konuşuldu. Yetkililer gittiler, bir araya geldiler, bu metin öyle hazırlandı. Hop, buyurunuz efendim buraya imza atın denilmedi. Bu da kesin, bu da bilinsin, şey yapalım. Onu da size bildireyim sevgili izleyiciler. Yani ilk samimiyet testi iadeler yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Yapmayacaklar mı? Bazı faaliyetlerini yasaklayacaklar mı, yasaklamayacaklar mı? Türkiye 8 ay bunları takip edecek. Ondan sonra tepkisini ortaya koyacak. Birilerin dediği gibi ne hezimet var, ne de aman aman zafer var. Var olan zafer de bu terör örgütlerinin bu metinlerde, isimlerinin bu metinlerde yer alması. Onu da sizlerle paylaşarım. Birileri hezimet diyor ama açıklamıyor. Niye hezimet? Ama efendim siz bir ay bağırdınız, çağırdınız. Daha önce niye bağırmıyordu Türkiye Cumhuriyeti efendim başbakanları ya da dışişleri bakanları? Niye terör örgütünü benzetiyorsunuz? Niye böyle bir kamuoyu efendim oluşturulmadı? Bütün dünya efendim buna şahit olmadı. İlk defa bir hükümet, hariciyecimiz çok önemli bir pas aldı. Niye? Çünkü İsveç ve Finlandiya NATO'ya girecek. Aha tamam dedi. Biz bunu ülkenin gündemine ve özellikle NATO ortaklarımızın kafasına vuralım. En son ne dediler? Tamam kardeşim, sizin dediklerinizi kabul ediyoruz. Bunlar terör örgütüdür. O zaman gereğini yapın diyoruz. Sizi takip edeceğiz. İzlemeye devam edeceğiz efendim. Onu demek istedik. Çok güzeldi. Hoşuma gitti efendim. Peki değil mi? Efendim, yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Usta oyuncu Cüneyt Arkın uğurlanıyor. İstanbul'da hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi. Babasının cenazesini teslim alan oyuncu Murat Arkın, bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın dedi. Evet. Evet, ben de hakikaten bir efsaneydi. Tabii. Efsaneler ölmez demek istiyorum hakikaten. Allah gani gani rahmet etsin. Murat da benim arkadaşım, bir iki projede birlikte rol almıştık Murat Arkın'la. Tabii kendisine ulaşamadım. Ha. Mesaj attım ben de. Başları sağ olsun. Tabii. Yani sabır diliyoruz. Mekanda cennet olsun inşallah. Amin çok inşallah. Büyük bir isimdi. Bizim çocukluğumuzun aktörü, çocukluğumuzun kahramanı. Ay siz o zaman çocuktunuz tabii. Tabii ki. Ben onların biraz delikanlıydım. Hakikaten Yeşilçam filmleriyle büyümedik mi? Şimdi evet, ben biraz delikanlıydım. Hı-hı. Madem ki öyle, ben de hatıralarımı izleyeyim efendim. Şimdi Van'da Emek Sineması var. Açık hava sineması mı? Açık hava da var, kapalı da var. Hı-hı. Emek Sineması'na gideceğiz. Cüneyt Arkın'ın filmleri oldu mu biz bir gruptuk, giderdik. Hı-hı. Bize Cinocu derlerdi. Hı-hı. Cinocu. Yılmaz Güney'in filmlerine gidene de yılucu derlerdi. Yılucularla cinucular efendim sinemaya giderdik. Gençliğimizde kuyruğa girerdik, film seyrederdik. Öyleyle kavgalarımız da olmuştur. Efendim o iki grup arasında kavgalar, dövüş, gırla falan gitmiştir. İşte yılucularla cinucular. Halbuki bu iki oyuncu da perde arkasında mesai arkadaşları. Bazı efendim filmlerde bir araya gelirler, oturur sohbet ederler. Gelmeseler bile bir dostlukları var. Ama biz bunları bilmiyoruz. Sonra biliyoruz. Yani Cüneyt Arkın ile Yılmaz Güney'in aslında dost olduklarını, zaman zaman görüştüklerini, ailecek bir araya geldiklerini sonradan öğrendik. Ama biz cinocularla yılocular bazen birbirlerimize yumruk sallardık. Bu da işin tatlı tarafı. Fakat biz niye cinocuyduk? Şimdi tarihten bahsetmiyoruz. Hakikaten o tarih biraz böyle bir şey yapılmış, karanlıkta kalmış. Ama Cüneyt Arkın Fatih'in fedaisi mesela. O filmi oynuyor. Kara Murat falan değil mi? Biz de bu filmlere gidiyoruz. Bir defa da değil, bazen bir hafta her günde oynasa gideriz. Nasıl olsa cinocuyuz. Ve o bize, bize bu çocukların uydurduğu bir şey değil mi? Tabii canım, biz genç ya, 15-16 yaşlarında bile değiliz, daha liseye falan. Çocukların oynadığı şey yılocu ile cinocular. Yani böyle bizleri iki ekip olarak karşı karşıya geliriz. Ama bu herkes kendi aktörünü, efendim o filmi kaçırmaz. Giderler, sinemaları doldururlar. Van'da bizde böyle bir şey vardı. Bizde de vardı. Fakat ben onunla tarihi sevdim, biliyor musunuz? Ciddi söylüyorum. Geçen gün Türkiye Gazetesi böyle tarihi sevdiren adam diye çok güzel bir manşet yapmıştı. Hatta sür manşet diyelim.
tarihi sevdirdi bize. O filmlere gide gele bende müthiş bir tarih merakı uyandı. Hala şimdi mesela çocuklarımla paylaşıyorum. Ebeveynler öyledir. Okuyamadığın, gitmediğin okulda bari tavsiye et. Mesela ben bir çocuğuma dedim ki sen iyi bir tarihçi ol. İstanbul Üniversitesi'nde tarih oku. En son baktım o edebiyatçı oldu yani. Dil bilimci oldu, filolog oldu. Hülya Aksu Düzgün'ün bir oğlu var. O orada okuyordu. Ha. Oğlum dedim sen tarih oku da çok meraklı. Evet okudu bitirdi inşallah asistan olur. Orada harika. Başlar sonra profesör olur. Yani bize tarihi sevdiren adam hakikaten. Şimdi kıymetli, değerli bir aktör. Bugün çok, olur mu böyle değerli. Birisi çıkar mı bilemiyorum. Şimdi tarihimizle ilgili, Selçuklu ile ilgili, Osmanlı ile ilgili, geçmişimizle ilgili iyi şeyler de var, diziler var. Mesela neydi? Payitaht, Abdülhamit. Yani, şu anda gündemde olan. Gündemde evet. Mesela bunları izliyorduk. Aktör de çok iyi. Yani o rolü oynayan da hakikaten değerli birisi. Keza şey var, Selçuklu dizileri var. Ama işte buyurun efendim. Evet. Bu, bak. Bayılıyorsunuz ya. Çok şuraya bak, tabii ya. Bir dönem Türkan Şoray'la birlikte o aşk filmleri de çok kült oldu. O da var. Sadece bu tarihi değil. Tabii. Çok, yani tarih değil. Yelpazesi çok genişti gerçekten Cüneyt Arkın'ın. Yani oynadığı kültürümüzde... roller, ortaya koyduğu karakterler çok çeşitlilikte. Evet. Bu burada i̇şte mesela evet. Yani gençliği koruyan, aşkı muhabbeti efendim salık veren, gençliği koruyan çok enteresan şeyler var. Yani zalimlere karşı, mafya babalarına karşı enteresan. Mesela Hınç diye bir filmi var. Geçen gün iki defa seyrettim. Hınç. Bildiğiniz gibi değil. Böyle enteresan. Gerçekten Fatma çocukluğum Girik. Ve gençliğim yani şu anda bu filmleri gördüğüm zaman aklıma gelen hep o. Çok... Yani gerçekten tüm Türk halkı gibi ben de çok üzgünüm. Herkes çok üzgün. Yani evet. Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Bizim tarifimizle, tabirimizle ben bir cinocuyum efendim. Bak orada şey var orada. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O sancakla Fatih'in fedaisi. Siz ya da bayağı sahneleri de hatırlıyorsunuz. Tabii çok enteresan. Bunları çok izledik. Evet. Evet, Allah gani gani rahmet etsin. Bugün herhalde öğle namazına müteakip teşvikiye'de uğurlanacak dostlarıyla, sevenleriyle. Ben bir cinocuyum efendim. 14 yaşından beri. Ya, Allah rahmet etsin. Evet. Cüneyt Allah Arkın ismini düzgün söylemek lazım. Evet. Uygun değil ama o zaman öyleydi yani. O efsaneyi anlatıyorum. Evet. Kendi aramızdaki efsane. Evet, efsaneydi. Bizim efsanemizdir o. Evet. Evet, nur içinde yatsın Amin. İnşallah. Evet, haberlerimize devam ediyoruz. Bir şey daha var. Buyurun. En önemlisi ben burada da rastladım. Tabii TGRT'de çalıştı. Kapı kapı dolaştı Anadolu'da, özellikle bağımlılığa karşı gençlere konferanslar verdi, çok önemli. Türkiye Gazetesi'ne yazılar yazdı ya. Yani Türkiye Gazetesi'ne yazılar kaleme aldı, TGRT adına Anadolu'yu dolaştı, konferanslar verdi gençlere, okullara falan. Merhum Enver abiyle de, Enver Bey'le de çok iyi dostu. Çok severdi Enver abi. Sarılıp dururdu, ben gözlerimle gördüm, evet. Çok iyi dostlar. Evet. Buyurunuz efendim. Evet efendim devam ediyoruz. Türkiye'de maymun çiçeği vakası. Evet yani. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tweetinde açıkladı. Evet ne yazık ki Türkiye'de şimdi bir kişide maymun çiçeği vakası görülmüş. İlk defa görülüyor. Hemen tweet'i bir alalım ekrana. İlk defa evet. Tabii ilk defa. Evet geliyor. Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği var. Evet, kendisi tecrit edilmiş durumda, temaslı, takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. Peki, bizim 2 sene önce yaşadığımız o olay. Covid-19. Tekrar geri döner miyiz? Bir hastada başlayıp biliyorsunuz 2 yıl pandemi kapandık. Öyle bir... Olay Yok. Olur mu sizce? Doktorlar, uzmanlar öyle bir şey olmaz diyor. Bir de hakikaten evet rahatsızlık veriyor. Belki yatağa da düşürüyor. Ama sonuçta ipin ucunda, işin ucunda ölüm yok derler ya. Onun gibi bir şey bu. Ama keşke görülmemiş olsaydı. Keşke. Fakat turizm mevsimini yaşıyoruz. Evet. Dışarıdan da mesela dün bir hanım gazeteciyle röportaj veren bizim Kültür ve Turizm Bakanımız... çok güzel. Hani bu sonuçlarla da seviniyoruz. Günde o cümle benim çok dikkatimi çekti. Her gün
Yani günde 10 bin turist Türkiye'ye dahil oluyor. Hı hı. Avrupa'dan gelen var. Hı-hı. Rusya'da okullar kapandı. Orada gelmek isteyenler var. Ayrıca Uzak Doğu'dan ve Suudi Arabistan'da ciddi turizm var. Turist var. Turizm Bakanı bunu söylüyor. Yani bu blüf değil. Sabah gazetesinden bir yazarla konuşmuşlar, röportaj vermiş. Her gün Türkiye'ye 10 bin turist giriş yapıyor. Evet. Şükürler olsun. Peki tabii. Bu sektörde ekmek yiyecek bu sene. Peki şöyle söylentiler de var biliyorsunuz. Hı. Eylül-Ekim'den sonra tekrar maskelere geri dönebiliriz koronavirüs vakası yüzünden. Siz bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Bir tahmin. Onu da doktorlarla görüşüyoruz. Evet. Açıklama da geldi. Yani diyorlar ki sonbaharda bir hatırlatma aşısı yapın. Dikkat ederseniz biz hep konuşurduk. Bu sonuçta bir grip halinde nüksedecek, kendisini gösterecek. Ne yapacaksınız? Mevsimi geldiğinde nasıl grip aşısı oluyorsak ben de oluyorum. Efendim bu aşıdan da hatırlatma aşısı yapacağız. Ben de yapacağım. Belki 11. ayı bulur ya da 10. ayın işte sonlarına doğru gideceğim. Efendim Covid-19 aşısı yapacağım. Hatırlatma aşısı. Peki yine kapanır mıyız? Da maskeye döner miyiz? Zorunlu hale gelir mi maske? Tabii ki isteyen şimdi de takabilir. O ayrı da. Şimdi yani kapanma olur mu olmaz mı? Öyle bir foria başlar mı? Onu bilemiyorum ama ben bildiğim kadarıyla tıp adamları, bilim adamlarımız diyorlar ki efendim bu mikrop demek uygun mudur bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. Covid-19 efendim şeyini bitirdi. Devrini, dönemini bitirdi. Harakiri yaptı. Efendim zaten 2,5-3 sene sürdü. En fazla 2 sene sürüyor böyle salgınlar. Aynen. Ondan sonra da harakiri yapıyor, intihar ediyor. Artık yaşamayacağını anlıyor. Olmuyor ve fakat ne yapıyor? Kendisini hatırlatıyor. Grip gibi. Siz de ona karşı efendim aşıyla kendinizi hatırlatacaksınız. Çünkü o bizden büyük değil, bizden daha güçlü değil. Onu da bilelim. Tedbir alırsak inşallah bir şey olmaz ama öyle yani o geçen senelerde olduğu gibi böyle bir etkili olacağını tahmin etmiyorum. Öldü çünkü. Evet. İntihar etti. Evet. Peki. Evet, buyurun. Evet, devam ediyoruz yine gündem haberlerimizle. Asgari ücrette karar günü. Emekli maaşı en az 3500 lira. Komisyondaki görüşmelerde düşük emekli maaşı alanlara yönelik iyileştirme yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifinde emekli maaşının en az 3500 lira olmasına ilişkin önerge kabul edildi. Evet. Teklifin ilk halinde bu rakam 3000 liraydı. İşçi, işveren ve hükümet de asgari ücrete Temmuz zamında uzlaştı. Evet, 3500. Tabii hakikaten cüz'i emekli maaşı alan yurttaşlarımız var. Şu anda bu şekilde emekli olmuş ama mesela geçen gün birisi radyoda bana şey yaptı. O 6 sene önce adama 900 lira mı, 1000 lira ya da 900 lira bir maaş bağlamışlar. Şimdi bakın 3500 lira oluyor. Geçen dönem içerisinde belki bazen seyyanen ya da böyle zamlarla iyileştiriliyor şimdi. Bu yıl başında da bir iyileştirilecek, yoluna devam edecek. Ben onu da söyleyeyim. Çünkü hükümet bu konuda kararlı. Yani zamlara karşı, fahiş fiyatlara karşı işte emeklisini, çalışanını, asgari ücretlisini ezdirmek istemiyor. Bugün karar günü bir toplantı var. Herkes birbirlerine soruyor. Bize soranlar da var. Biraz fal bakar gibi olduk. Hani o seviyor, sevmiyor diye. Var ya o papatya şeyi var. Evet, papatya falı. Şimdi abi kaç para olur? Sence kaç para olur abi? Abi senin tahminin nedir falan. Ya fazla olmaz işte. Bazıları 5 diyor, 5,5 diyor falan. Bilemiyorum. 6 diyenler var. Yani gönlünüzden ne koparsa, asgari ücret söylüyorum. İçinden ne geliyorsa söylüyorlar. Ama bu konuda tabii biz gazetecilerin biraz şey konuşması, temkinli konuşmamız lazım. Yani iktidar ya da hükümet görevlileri de bazen bakanlar da ya bunlar ne konuşuyor yani niyetimizi mi okuyorlar ya da efendim niye konuşuyorlar ki, bırakın efendim umut vermeyin vatandaşa ya da biz bunun üzerinde vatandaş üzerinden bu kadar efendim yıpratmayın, bakacağız ona göre bir rakam tahmin edeceğiz ama bazı gazeteciler, program yapan gazeteciler ya da köşelerinde yazanlar efendim çok enteresan tahminlerde ve yorumlarda bulunuyorlar. Bence bu da
eğer istenilen o seviyede zam verilmezse hayal kırıklığına uğruyorlar. Dolayısıyla bu konuda kimsenin duygularıyla da oynamamak lazım. Niye efendim? Ben iddia ediyorum ya da ben biliyorum. Bak kafamı koyayım 6000 lira olacak falan diyenler çıkıyor bazen. Hmm, aman Allah'ım. Öyle yani. Fısıltı gazetesi. Fısıltı gazetesi gibi ama. Hani bir kuyuya bir taş ne derler? Bir deli bir kuyuya bir taş atar. Taş atar kimse çıkaramaz. Evet. 1000 kişi çıkaramaz, 100 kişi, 50 kişi çıkaramaz, 10 kişi çıkaramaz derler. Aynen. Yani bunları konuşmamak lazım. Evet. Duygularla oynamamak lazım. Kesinlikle. Şartlandırmamak lazım. Bir bakalım bir belli lazım. Olsun diye açıklama gelsin. Tabii. Ha resmi açıklamaya baksınlar ama ondan sonra ama efendim böyle demişti şu işte şu ya birisi evet. Bana katıldı kardeşim dedi işte 7-8 arasında birisi çıkıyor dedi işte bu böyle olacak şöyle olacak falan diyor. Ya o onun tahmini göre mu? Yani biz bilemiyoruz hükümet ne takdir eder ya da bakan önündeki efendim rakamlara göre sonuçta bu planlama efendim ne takdir edecekler ona bakmak lazım. Yoksa gazeteciler konuşur durur ben de konuşurum ya. Bu kadar olur. Niye diyeyim efendim? Niye duygularınızla oynayayım? Evet. Niye sizi umutlandırayım falan? Siz resmi açıklamaya bakın. Bu akşam açıklanacak zaten. Evet. Evet efendim bugün açıklanacak bir konu daha var. LGS sonuçları efendim. LGS evet. Sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklanacak. Evet. LGS için 1.236.313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sonuçlar map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Evet. Bu tabii edildi bu. İlan edildi. Tabii bu dün geldiği için gazete evet bugün biraz sonra bugün açıklanacak. Bugün açıklanıyor tabii. Öğrenecek. Açıklanıyor. Biraz önce çok güzel bir açıklandı. Haber. Açıklandı. Evet, açıklandı. Çok güzel bir haber aldık. Benim Profesör Sezgin Bakırdere aziz dostum. Evet. Kızı Bengi Somuz efendim 500 tane soruya doğru cevap vermiş. Ben radyoda duydum Türkiye'nin bugün biliyor musunuz? Türkiye'nin bir numarası. Sizin tabii. Tanıdınız mı? Bütün sorulara doğru cevap evet, vermiş işte o Bengiso, Bengiso küçüktü helal büyümüş. Helal olsun. Şimdi liseye adım atacak. Ben dolayısıyla hem Bengi Somuz'u hem Sezgin Bakırdere hocayı tebrik ediyorum. Memleketine, milletine, ailesine ve kendisine hayırlı bir evlat, kendisine hayırlı bir insan olsun. Niye diyorum biliyor musunuz? Çünkü kendisine eğer yaramıyorsa, ailesine yaramıyorsa, dolayısıyla devletine, milletine de yaramaz. Bir çalışkanlık ortaya koymuş, çok güzel bir örnek ortaya koymuş, birinci olmuş. Bu demektir ki Bengiso kendisiyle barışık, kendisini seviyor, ondan sonra ailesini de çok seviyor, vatanını ve milletini de sevecek inşallah, seviyor zaten öyle bir aile. Vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur. Hadi bakalım. Şimdi Bengiso ben öteden beri doktor olacağım diyor. 500. İnşallah doktor olur efendim. Gerçekten bütün sorulara helal olsun valla. Tebrik ben, ediyoruz Bengiso'yu. Ben Yücel Bey'i de aradım. Mesaj da attım Sayın Yücel Koç'a. Ne kadar, Koç'a. Ne kadar ki, gurur verici. Evet bu kızcağızı kaçırmayın. Güzel de haber olur. Harika. Fotoğrafını şeyini de gönderdim. İnşallah Türkiye Gazetesi de değerlendirecek evet. Tabii. Dediğiniz gibi radyolarda ismi zaten evet, geçti. Evet. Sabah aynen öyle. Şeylerden. Ben sabah duydum buraya tabii, gelirken. Tabii. Yani sabah programlarını sunanlar dolayısıyla televizyonlarla hareket eden haber program radyoları var. Onlardan bir tanesi de biziz. Mesela TGRT'nin sabah efendim programını biz de beraber ortaklaşa sunuyoruz tabii. Hı hı. Orada Cem Bey yorumlarıyla, hı hı. haberleriyle ciddi bir katkı sunuyor. Bunu kaçırmamak lazım. Evet. NTV radyo öyledir, Habertürk radyo öyledir, CNN Türk haber öyledir. Biz de sabah saatlerinde bu konuda TGRT Haber'le devam ediyoruz. Güzel oluyor. Evet efendim. Evet. Peki devam edelim haberlerimizle. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi açıkladı. Atamalar 1 Eylül'de. 20 bin öğretmen için ön başvurular 18 ile 26 Temmuz'da yapılacak. Evet. Evet 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvurusu ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 18 ile 26 Temmuz'da alınacağını söyledi. Sözleşmeli mi diyor? Ya da alacak yani memur ön olacak. Ön başvuru ve sözlü sınav. Ha sözlü sınav sözlü pardon sınav. Ben sözleşme anladım. Evet, affedersiniz yok, demiş sınav. Ya sağır duymaz uydurur diye. Lütfen olur vallahi mu öyle ben şey? Sözleşme nereden çıktı diyeceğim falan. Sözlü sınav. Sözleşme var. Sözlü sınav tabii. Hı hı. 20 bin kişi güzel bir rakam.
Keşke 40 bin olsa. Şimdi hemen hemen her şeyin, üniversitenin bir şeyi vardır. Eğitim fakültesi vardır. Bunlar buralardan mezun olan efendim çocuklarımız vardır. Bunlar da genelde öğretmen olmak istiyorlar. Ama en çok istekli olanlar kimler biliyor musunuz? Mesela bir eğitim fakültesine giremeyen, ikinci, üçüncü tercihte efendim herhangi bir üniversitenin işte tarihini, sosyolojisini bölüm olarak söylüyorum, kimyasını, Türkçesini okuyanlar da var. Onlar da bir formasyon aldıktan sonra öğretmen oluyorlardı. Bundan sonra sanki olmayacaklar. Bu beni çok üzdü. Çünkü bu verilmiş bir haktı. Formasyon alan bunların, bu kişilerin de öğretmen olması lazım idi. Niye? Çok istiyorlar ama eğitim fakültesi tutmuyor. Ama filanca efendim üniversitenin tarih bölümünü bitiriyor, sosyolojisini bitiriyor, kimyasını, fiziğini bitiriyor, Türkçe bölümünü bitiriyor. Şimdi bunların önünü de tıkamamak lazım. Bunlar da gerçekten istiyorlar ama tutturmamış. Ya da o orayı yapamamış, öğretmen olmak istiyor. Bunların da öğretmen olması lazım. Formasyon gördüğü takdirde bu hakkı teslim etmiştiniz. Şimdi bu 20 bin öğretmenimiz alınacak. Bunların arasında bunlar yok sanıyorum. Mahkemenin, yüksek mahkemenin verdiği karar gereği bu 20 bin kişi efendim eğitim fakültelerini bitirmiş çocuklarımız olacak. Zaman zaman bu gençler imtihana girdiler, sıralarında beklediler. Güzel not alanlar da, iyi puan alanlar da var. Sonra da bir sözlü sınavdan geçirilecekler. İnşallah öğretmen olacaklar efendim. Hayırlı uğurlu olsun memlekete, millete. Çünkü biz çocuklarımızı, demin işte Bengisu'yu yetişenler, bunların elinden yetişti. Bu öğretmenlerimizin elinde yetişti. Geleceğimiz çocuklarımız bu ülkenin beşeri sermayesi. Kimler? İnsanlar, gençlerimiz. Evet, paranız olmayabilir, pulunuz olmayabilir, fakir bir ülkesiniz ama bu gençlerinizi iyi yetiştirdikten sonra bunlar üretecek, satacak, katma değer üretecek ve siz zenginleşeceksiniz. Paranız olmasa bile beşeri efendim sermayenizi iyi eğitmeniz lazım. Efendim iyi okutmak lazım, iyi mekteplerde okutmak lazım. Bunlar geleceğimiz, öğretmenlerimize emanet efendim. Evet efendim, peki evet. Devam ediyoruz. Buyurun. TOKİ Sosyal konut yapacak. Ekonomideki sıkıntılara rağmen TOKİ'nin yıllık konut üretimi 50 binden 70 bine çıktı. Şehirlerin taleplerine ve vatandaşın alım gücüne göre yapılan hazırlıklar tamamlandı. Ağustos ayında 100 bin konutluk yeni kampanya başlayacak. Şimdi ben her zaman söylüyorum, hakikaten bu TOKİ'ye çok büyük ağırlık versinler. Hı hı. Müteahhitlerimiz kesinlikle yapıyor, inşaat sektörümüz çok güzel. Onlar güzel binalar, güzel evler, güzel daireler üretiyorlar. Onları alanlar da var. Her malın müşterisi var diyorlar ya, tabii ki satsınlar, alsınlar, versinler ama TOKİ özellikle yıllardır çalışıp ev sahibi olmak isteyen ama olamayan efendim ailelere ev üretsin. Çok güzel mesela. Buradan başlayalım. Hatta yanında bir de sadece kiralık olacak şekilde. Adam almıyor ya da buna rağmen alamıyor ya da memurdur mesela, İstanbul'a tayini çıkmıştır. Kiralık ev arıyor, bulamıyor ya da fiyatlar çok yüksek. Ama TOKİ'nin filanca semtlerde efendim işte 1000 tane, 1500 tane dairesi vardır. Onlar kiralıktır. Orada 1 artı 1 de olabilir, 2 artı 1 de olabilir. Daha fazla büyüğü olmasın. Aman aman böyle şatafatlı olmasın. Ne olsun peki? Güzel bir şeyi olsun, iskeleti olsun diyorum ben. Binaların da güzel bir iskeleti olsun. İşte efendim camı böyle olacak, dışarıda böyle efendim görkemli görünecek, bu kadar şöyle gösterişli olacak. Bunlar değil. Sadece sağlıklı olsun, depreme dayanıklı olsun. Hı hı. O yeter kesinlikle bile. Kesinlikle öyle. Lojman şeklinde herkes ev ve daire sahibi olsun. Ve fiyatlar da mesela 550 lira olsun, 600 bin lira olsun. Hı hı. Bu şekilde insanlarımız alırlar. 2-3 bin liraya da taksitlerle 10 sene, 15 sene neyse ev sahibi olur 15 sene içerisinde. Bu parayı da ödeyerek ev sahibi olur. En azından birisi çık ya da birisi efendim kirayı bu kadar yaptık, şu kadara, şu kadara çıkarttık demesin. Bunlar zaten dediğim gibi yıllarda çalışan ama ev sahibi olamamış, alamayan insanlarımız var ve konuta ihtiyaçları var. TOKİ'nin hiç durmadan bu konutları üretmesi, hem satması hem sosyal konutlar şeklinde ve kiralık konutlar şeklinde, evler şeklinde, daireler şeklinde bunu mutlaka becermesi, yapması lazım.
TOKİ'yi bu konuda herkesin desteklemesi kesinlikle lazım. Öyle. Özellikle devlet diyecek ki kardeşim devlet arazisi var ya, ben sana çok ucuz, çok cüz'i bir fiyatla burayı veriyorum. Belediyeler bunları tahsis etsinler ya. Belediyeler, belediye başkanlarımız biliyor. TOKİ alanı yapsın, oraya gelsin, konut yapsın. Zira en büyük girdi maliyeti inşaatta, hele hele İstanbul gibi büyük şehirlerde arsa. Arsa ciddi bir şekilde maliyet getiriyor ama devlet cüz'i fiyatlarla, çok az bir fiyatla bunları TOKİ'ye devrederse, hatta bağışlarsa, ya TOKİ ev yapıyor. Ev yapana Allah yardım eder, değil mi efendim? TOKİ buralarda hiçbir para ödemeden efendim buralarda bu binaları yaparsa, bu evleri yaparsa hakikaten herkes alır, herkes ev sahibi olur. Evet. Binlerce konut yaptı, bundan sonra da yapacaklar. Bak 50 bin deniliyordu, şimdi 70 bin. 70 bin düşünebiliyor musunuz? Güzel bir rakamdır. Bunu sürdürelim efendim. Evet. Evet, devam edelim. E-ticaret düzenlemesi mecliste. E-ticaretle uğraşanlar sattığı maldan sorumlu olacak. Taklit ürün satılamayacak. İnternette tekelleşme önlenecek. Evet, valla şu taklit ürün gerçekten hep bende de soru işareti oluyor. Bir şey beğeniyorum ama hep kafamda soru. Acaba taklit olabilir mi diye. Tabii. Şimdi taklidi Türkiye çok iyi yapıyor. Çok. Bire bire yapıyor. Tamam mı? Şimdi... Birebir. Bu bir şey var. Kasetçiler çarşısı var. Eminönü'ne giderken sağda. Un kapanı mı? İsmini söylediniz. Benim bir tane hemşerim var. İlla türkü söyleyeceğim diyor. Türkücü olacağım. Ya oğlum ne güzel çalışıyoruz. Gel buraya ya. Olursun olmazsın. Hala olamadı ama türkü söylüyor. Yani çok da kaset çıkardı. Cebinde de para var. Onu da verdi. Gitti. Mahalli olarak kaldı. Böyle şöhret olmadı. Meşhur olmadı. Övündüle buradan selamlar. Oraya giderdi efendim. O parayı bırakırdı giderdi. Orada bir gün bir tane yapımcıyla rastladık. Ben de yanındayım. Bak aslanım dedi. Taklit çok önemli dedi. Ses taklidi. Abi dedim ayıp olmaz mı ya? O adam kendi tarzıyla şöhret olsun. Hı. Olmaz dedi. Önce birisini taklit edeceksin. Atıyorum mesela Mahmut Tunceri taklit edeceksiniz. Tamam mı? Ama bir müddet sonra kendi tarzını bulacaksın. İşte o seni şey yapacak, ortaya koyacak. Niye dedi taklit diyorum? Seni dedi Mahmut Tuncer'e benzetirler. İlk öyle kabul etsin. Sesin ben. İkinci Mahmut Tuncer geliyor. Tıpkı Mahmut Tuncer. Veliahtı geliyor. Bilmeyen oğlu geliyor. Evladı gibi falan. Sen öyle bir piyasa edersin. Öyle bir şöhreti yakalarsın. Sonra kendi tarzına dönersin. İşte o tarz seni aslında zirveye götürecek. Bunu dedi herkes yapmıştır. Hatta çok büyük isimler de söyledi. Evet, bilmiyorum tabii. Tabii var bizim hepsi de yapmıştır. Şimdi taklit biz çok iyi yaparız. Asıllarını ben ses örneğini yaptım. Asıllarını yaşatır derler ya taklitler. Evet. Zaman zaman ben mesela Eminönü'ne, efendim İzmir'de de biliyorsunuz böyle bir çarşı var. İzmir'in borsası halinde. Hmm. Oraya dalıyorsunuz. Orayı bilmiyorum. Altın da var, ayakkabı da Kemal var. Kemal altı mı? Evet. Şimdi Kemal altı böyle bir şey. Şimdi buralarda geçen sene gördüm, burada da görüyorum. Ciddi söylüyorum, moda mod taklit yapıyorlar. Şurada iki telli, Zeytinburnu'nun hemen karşısında ne diyoruz? İki telli mi diyoruz? Merter. Merter ya, iki telli nereden çıktı? Merter'de çok büyük markaların, İtalyan markaların aynısının tıpkısını üretiyorlar. İsim vermeyeceğim. Hatta bu mamulleri satan, direkt orijinalini satanlar, efendim buralardan aldıklarını ben gazetede haber olarak okudum, Türkiye Gazetesi'nden. Hiç fark edilmiyor. Adam taklidi getiriyor, mağazaya veriyor, mağazada ben İtalya'dan getirdim diye asıyor. Taklit moda mı? Birebir. Ayakkabıda oluyor, gömlekte oluyor, tişörtte oluyor, cekette oluyor, oluyor da oluyor. Mesela MasterChef'te bir İtalyan şeyimiz var, sonucumuz var. O da oradan giyiniyor, ben orada gördüm. Dedim ki ne yapıyorsun? Ben burada giyiniyorum dedi. Ya burada dedim taklit maklit var, boş ver dedi. Bunun dedi kendi Türkçesiyle, bunun dedi benim memleketimde üretilen ceketin tıpkısı ben de tıpkısı dedi. Geçen hafta dedi ben İtalya'dan geldim. Hatta bunu daha kaliteli buldum. Daha hoşuma gitti, bundan aldım dedi. Tabii yani böyle bir şey var. Buna dikkat etmek lazım. Orijinalini bulmayabilirsiniz. Bulabilirsiniz de bu önemli bir korku. İkinci bir husus, müesseseleşmemiş derler eskiden. Şimdi kurumsallaşmamış diyorlar. Efendim bir yerlerden de bir şey istiyorsunuz, çok affedersiniz, telefon istiyorsunuz, salatalık geliyor.
Tamam ya evet, onlar da olmuyor değil gerçekten. Bunlar yani da oluyor. Komik ama oluyor. Evet. Telefon alıyorsun, tabii, gofret çıkıyor içinden ya da ayakkabı istiyorsun, çok alakasız ayakkabılar çıkıyor. Ha. Tek tek ayakkabılar geliyor. Bunlar da olmuyor değil. Buna da dikkat etmek lazım. Burayı da bir çeki düzen, bir disiplin getirmek kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Zira halkımızın yalan söylememek adına söylüyorum. Yani hilaf yok. Covid-19 münasebetiyle de evlerde kaldık ya. 2,5-3 sene pek çıkamadık. Efendim ondan sonra onlar da kapalıydı zaten, alışveriş merkezleri. Şimdi açıklar, gidiyorsunuz. O dönemde e-ticarete fena bir şekilde alıştık. Evet, kesinlikle. Sürekli sipariş veriyoruz. Çalışan hanımlar tercih ediyor. Hala tercih eden çok insan var ama. Ben de sipariş verdim, veriyorum. Oradan geliyor mesela. Ne yapıyorum? Bazen bazı kalıplar büyük oluyor. Bu cekette, gömlekte de olur, ayakkabıda da olur. Bir firma var, çok köklü bir firma, atadan babadan firma. Bizim burada komşu, bize de fabrikalara etrafımızda. Mesela o kurumsallaşmış hakikaten, o firmadan zaman zaman bir şey istediğim oluyor, geliyor. Geçen günde bir şey aldım, ya baktım biraz geniş geliyor, kalıplar geniş. Götürdüm, verdim, teşekkür ettiler, aldılar. Dediler ki bizim yüzlerce mağazamız var. Hemen dedi, belki Adana'daki mağazamızda, bayimizden gelir. Bu istediğiniz ürün gelecektir. Ve geleceğini haber veren mesajlar da aldık. Gelecek. Ürün yolda efendim. Değiştirdiler. Değiştirmeleri çok önemli. Yani eğer bir firma bir ürünü değiştiriyorsa, bu konuda size bir kolaylık sağlıyorsa, ama bunu istismar etmemek üzere. Mesela evet, bazı insanlar alıyor. Değiştirme değil de iadesi alınıyor. Sonra tekrar sen diğerini istiyorsun. Ya hani o şekilde olur. Yani bir mağaza var, Çocuk Bey falan. Çok yaygın bir mağaza var. Ya adamlar iyi niyetli. Gidiyorlar mesela, bir şey alıyorlar. Onu bir iki giyiyor falan. Aa, götürüyor, şey yapıyor, veriyor. Efendim olmadı, iade falan. Allah onlara sabır versin. Bu şekilde de değil. Ya olmadı, götür. İadesini al, ayağına, üstüne ya da neyse giyecekse o kadar. Zaten. Yani evet. İade bir, iade iki, ya üç olmasın, ayıp olur yani. Bunlar da istismar etmeyelim. Evet, kesinlikle öyle. Evet, bu da önemli. Ama inşallah bir an önce bu şekilde yapılır, e-ticarete böyle bir gelir. Kısıtlama değil mi? Kısıtlama mı diyelim? Ne diyelim? Kısıtlama değil, disipline etmek. Disipline edilirler. Yani rahat rahat gönlümüzce alışverişimizi yaparız. Ya, bu işi doğru dürüst yapan firmaları da, ticarethaneleri de zor durumda bırakıyor o sahteleri ya da sahtekarları, burada insanları dolandıranları. Bunlar da rahatsız. Kardeşim buraya bir çeki düzen verin. Zaten onlar istiyor. Biz bunları aramızda görmek istemiyoruz. Evet. Dedim ya, telefon istiyorsun, ıspanak geliyor. Yani bunlar bizim imajımızı bozuyor. Lütfen buna bir disiplin getirelim. Kim bu işi yapsın, kim yapmasın falan. Ona göre bu adımlar atılıyor. Yani o esnaf da, o tacir de memnun oluyor. Gerçekten kurumsallaşmış işini yapanlar da memnun oluyor efendim. Evet. Evet. Peki devam edelim. 2 yıllık hasret sona erdi. Hacı adayları Kabe'ye kavuştu. Türk hacı adayları Suudi Arabistan yönetiminin 2 yıl sonra pandemi kısıtlamalarını kaldırmasıyla kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyen hacı adayları Kabe'yi ziyarete başladı. Evet. Şimdi buradan da gidenler oldu. Yani İH adına, TGRT adına gidenler oldu. Geldiler. Hakkınızı helal edin. Biz de hakkımızı helal ettik efendim. Dedik ki geçmiş ve gelecek bütün haklarımızı sana helal ediyoruz. Aga sen devam et falan. Hacı olacak. Hayırlı olsun. Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin. Evet. Dün de bunlardan bir tanesi zaten, ya da bugün sür manşette fotoğraflarını gördük. Burak'cığım orada İHA adına fotoğrafını da gördük. İhramı giymiş canlı canlı. Hayırlı olsun bütün hacılarımıza ve bu arkadaşlarımıza, medyada, İhlas Medya'dan giden dostlarımıza da hayırlı olsun, mübarek olsun derler. Gerçekten hacı olsunlar. Evet. Çünkü oraya gidiyorsunuz, tövbe ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in huzurunda tövbe ediyorsunuz. Buna bağlı kalmak lazım. Kesinlikle. Yani öyle hacı desinler için gitmeyelim. Ona göre düşünecek tabii, yani ciddi bir karar değil mi? Tabii tövbemizi de bozmamak lazım. Ona göre yaşamak lazım. Zaten baksana şimdi vallahi çok güzel munis suratlar, yüzler gördük. Mübarek olsun evet, efendim. Hakikaten hasret öyle. Bitti.
Umre turları da 15 Ağustos'ta başlıyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş 2022-2023 Umre turlarının başlayacağını duyurdu efendim. Sosyal medya hesabından duyurmuş. Evet, onlar da gidecekler. Siz gitmeyi düşünüyor musunuz bilemiyorum. Birçok sanatçı da gidiyor ve Umre'ye gidiyorlar. O mübarek toprakları tabii ziyaret ediyorlar. Umre de var sırada efendim. Yani mesela Bülent Hanım da gitmişti, Seda Hanım da gitmişlerdi. Birçok kişi gidiyor. O mübarek topraklarda huzur buluyorlar. Böyle ciddi bir şekilde rahatlıyorlar. Onların cümlelerini kullanıyor. Hı hı. Ben rahatlandım, rahatladım diyor. Farklı bir atmosfere giriyormuş gibi oluyor. Çünkü mübarek topraklarda Peygamber Efendimiz var, arkadaşları var, onların ruhaniyetleri evet. var. Gidiyorsunuz onların kabirlerini ziyaret ediyorsunuz. Üç İhlas, bir Fatiha, üç Senavat-ı Şerife okuduğunuzda onların ruhuna, onların ruhları hem şad oluyor hem sizin gittiğinizden haberdar oluyor. Hı hı. Siz onları görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz ama irtibat kuruyorsunuz. Hani telefon açıyorsunuz ya, hı hı. o dalgalarıyla hava dalgalarıyla, dalgalarıyla birisiyle görüşüyorsunuz. Yani düşün, burada telefonu açıyorsun, tak tak tak. Efendim o telefonun diğer ucunda evladınızla, çocuğunuzla, eşinizle, dostlarınızla görüşüyorsunuz. Onun gibi bir şey. Hı. Yani Fatiha-i Şerife okuyorsunuz. Önce üç İhlas, Fatiha-i Şerife, üç Salavat-ı Şerife hı hı. okuyorsunuz. Kabrinde bulunduğun zat-ı muhteremin, zatın ruhuna hediye ettiğinizde onların haberi oluyor. Hı hı. Hemen diyorlar, filanca zat bize bu okumaları yaptı, bu duaları gönderdi. Tabi bu duada, bu buralarda dua ediyorsunuz. Efendim okuyorsunuz, bu en çok size yarıyor. Peygamber Efendimiz orada, tabii sallallahu aleyhi ve sellem orada, arkadaşlar, ashab-ı kiram orada, büyük zatlar orada. Onların duaya ihtiyacı var tabii, niye olmasın, bana dua edin diyorlar ama dua edenin duası kime yarıyor? En fazla dua edene yarıyor. Ya karşı taraftan ziyade dua edene yarıyor. Niye? O şahit oluyor. Onun ruhu şahit oluyor. Onlar da sizin için efendim yolunuz açık olsun diyorlar. Çok kısa söyleyeyim. Çünkü bu İslam ve toplum programı değil. Bu konuda benim bir kültürüm var. Birkaç cümle sarf ettim. Bu kadar efendim. Evet, evet efendim. Peki haberlerimize devam ediyoruz. 10 bin can dostu tedavi ve muayene edildi. Belediye besleme noktalarını 150'den 250'ye çıkardı. Yaz aylarının gelmesiyle kağıthanede sokak hayvanları için çalışmalar sıklaştırıldı. Evet, evet, ne güzel değil mi? Kağıthane Belediyesi özellikle yavru kedilerin yoğun olduğu yaz aylarında bu muayene noktalarını tabii. yükseltmiş. 150'den 250'ye çıkarmış. Evet, tebrik ediyoruz. Çok farklı hastalıklara yakalananlar var. Hı hı. Efendim kaşıntıdan, farklı şeylerden tüyleri dökülen hayvanlar var. Sürekli kendi kaşıyor, yara bere içerisinde. Bu manzaraları gördük, görüyoruz. Ama belediyelerin bunlara sahip çıkması lazım. Çünkü bunlar da bir can taşıyorlar. Bunların da bu dünyada bir görevi var. Onun için Allah Teala yaratmış. Yani boşuna yaratılmamış. Bunların bir vazifesi var. Kim bilir hangi hastalıkların, hangi dertlerin önüne geçiyor bu hayvanlar. Bir kap su bırakırsınız. Belediyeler de bunları hızlı bir şekilde elden evet. geçirirler. Veteriner hekimler aşılarını yaparlar, bakımlarını yaparlar. Hasta olanları, dertlerini, derman, efendim, derman, krem, merhem sürerler. Mesela krem sürüyor o böyle tahriş olan bölgelere. Bir hafta sürüyorlar. Evet. Bir müddet sonra kendine geliyor ve bakıyorsun hayatını sürdürüyor. Efendim. Tebrik ediyoruz Kağıthane Belediyesi'ni. Evet, bravo. Evet efendim, ilk bölümümüzü sonlandıracağım. Ama tabii ki size teşekkür etmek istiyorum Atabeyciğim. Değerli ederim. Yorumlarınız için. Sağ olun. Evet, ikinci bölümde hanımlar, beyler, ekranlarınızın karşısında birazcık daha yaklaşın. Hatta kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Çünkü canlı yayında çilekli pasta yapacağız. Pasta ustası Ebru Keskin canlı yayında benimle beraber olacak. Bir yere ayrılmayın.